Boğazlanması devam ediyor mu? Evet. İzolasyon kurallarına uymayan yahut da konaklama imkanı bulunmayan kişileri misafir etmekteyiz. Samsun'da evde izole olması gerekirken karantina kurallarını ihlal ederek dışarı çıkan 62 vatandaş devlet yurtlarında gözetim altında tutuluyor. 3 doktorumuz ve 7 sağlıkçımız olmak üzere toplam 10 kişiyle buna sağlık hizmetini sunmaktayız. 14 Eylül'den itibaren yapılan uygulamada evlerde izole altında olması gerekirken bulunamayan kişiler devlet yurtlarında zorunlu karantina altına alınmaya başladı. HES kod uygulaması ile birlikte daha kolay tespit edilen bu kişiler Atakum ilçesinde bulunan Münevvera Yaşlı Kız Yurdu'nda gözetim altında tutuluyor. Gaziantep'e giderken beni temasla tuttular ve polise gittim. Buraya gönderdiler beni. İzolasyon kurallarına uymayanlar genelde kamu kurum ve kuruluşlarına başvuran kişilerden oluşuyor. Bu kurumlara başvuranların HES kodu sorgulamalarında riskli oldukları görüldüğünde polis tarafından sağlık kurumuna haber veriliyor. Özel araçlarla Münevvera Yaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na nakilleri sağlanıyor. Yurda geldikleri andan itibaren ateşlerini ölçüyoruz, semptom takibini yapıyoruz. Herhangi bir solunum sıkıntısı var mı yok mu onlara bakıyoruz. İzolasyon süresini tamamlayanları da biz kendi araçlarımızla evlerine bırakmaktayız. Uygulamanın başladığı 14 Eylül'den itibaren Münevvera Yaşlı Yurdu'nda 158 kişi karantina altına alındı. Şu an aktif olarak gözlem altında tutulan pozitif veya temaslı kişilerin sayısı ise 62. İzolasyona uymayanlar veya kalacak yerleri olmayan il dışından gelmiş misafirlerimiz için ayarlamış olduğumuz bu yurtta 14 Eylül'den itibaren toplamda 158 kişi bu kapsamda değerlendirilerek yurdumuza alındı. Şu anda 62 vatandaşımız yurdumuzda konaklamakta. Bunlardan bir kısmı pozitif, bir kısmı temaslı olarak